Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Suat Mekke 8. sefir 49. kısım. Vasıl namazın değişmesi ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. Salat getiren ya da namaz kılan ve kendisine getirilen kişiler yaratılmış ise Salatın ve namazın hükmü salat getirinin hallerine göre değişir. Salat getiren Allah ise salat getirilenin hallerinin değişimiyle değişir. Birinci duruma gelirsek insanın üzerinde hallerin başkalaştığı ve değiştiği bir yer olduğu malumdur. Halleri değiştiği için namazı da değişir. Namaz kalının hallerinin değişikliği hakkında hastanın namazı, korkanın namazı gibi bu bölümde bazı hususları zikretmiştik. Ayrıca namazın farklılığının güneş tutulması namazı ve yağmur duası namazı gibi kendisinden dolayı namaz kılınan halin değişmesiyle değiştiğini belirtmiştik. Namazın salat getirilenin değişmesiyle farklılaşmasına örnek olarak Allah'ın kullarına salat etmesini verebiliriz. Allah şöyle der: Allah ve melekleri peygamberine salat getirir. Ey iman edenler siz de ona salat getirin. Müminler Onlara Allah'ın peygambere getirmelerini emrettiği salatı bizzat peygambere sormuş. O da şöyle demişti. Şöyle deyiniz. Allah'ım Muhammed'e, Muhammed'in ailesine, İbrahim ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi salat et. Yani İbrahim ve ailesine merhamet ettiğin gibi merhamet et. Bu ifade kendisine salat edilinin, hallerinin ve makamlarının farklılığı nedeniyle Allah'ın salatının değişmesini gösterir bu hadisin zahiri ifadesinden Hazreti İbrahim'in Hazreti Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğü ortaya çıkar. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Hazreti İbrahim'e merhamet edildiği gibi merhamet dilenmesini istemiştir. Yani salavat. Bilmelisin ki Allah bize Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyi emretmiş, onun ailesine ise emretmemiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi ise kendisine salavata, ailesine de salavat getirmeye eklemiştir. Çünkü o ikisinin de özel varlığı bakımından İbrahim'e merhamet ettiği gibi Allah'ın kendisine merhamet etmesini istemiştir. Çünkü Hazreti Peygamber'e yönelik sallallahu aleyhi ve sellem ilahi inayet daha tamdır. Daha önce İbrahim ya da başka herhangi bir peygambere tahsis edilmemiş ayrıcalıklar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tahsis edilmiştir. Bu ise Allah'ın Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem olan merhametidir. Öyleyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur da Allah'ın Hazreti İbrahim'e yönelik merhametin bir benzerini Allah'tan talep etmiştir. Burada kastedilen edilen şeyi birazdan açıklayacağım bir şahsa salavat ya onun özel varlığı yönünden ya da başkasının ona izafe edilmesi yönünden getirilir. Başkasının kendisine izafe edildiği yönden birine salavat getirmek ya da merhamet etmek, kendisine izafe edilen ne toplam yönünden salavat getirmek demektir. Çünkü toplamın tek başına bire ait olmayan bir hükmü vardır. Bilmelisin ki bir adamın aile yani aile Arapçada onun en yakın seçkinleri demektir. Nebilerin seçkinleri ve Ali ise salihler ve Allah'ı bilen müminlerdir. İbrahim'in Ali yani ailesi içinde peygamber ve resullerin bulunduğunu biliyoruz. Nebilik ve resulluk mertebesi ise görünüşte yani dünyada bitmiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti içinde Allah'ın kendisine Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem farklı olarak şeriat vereceği bir nebi ve resul yoktur. Fakat Şari şeriat getirme özelliği bulunmayan nebiliğin bulunmayacağını belirtmemiş ve böyle bir şeyin imkanını engellememiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kişi için şöyle der. Nebillik onun içine girmiştir ya da benzer bir şey söylemiştir. İyi rüyalar hakkında ise doğru rüya peygamberliğin bir parçasıdır demiş. Şeriatına aykırı bir şeriata sahip olmadıkları halde ümmetinden bazı kimseleri o makamı elde etmekle müjdelemiştir. Bize söylenenlerden Hz. İsa'nın adil ve dengeli bir yargıç olarak aramıza ineceğini öğrendik. Hz. İsa aramıza inince açı kırar ve domuzu öldürür. İsa'nın Allah'ın peygamber ve nebisi olduğundan ise hiçbir kuşku duymayız. Dolayısıyla Allah nezdinde hiçbir kuşku olmaksızın İsa nebilik mertebesine sahiptir. Fakat yeryüzüne indiğinde şeriat koyma hakkına sahip değildir. Böylece Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra nebi ya da resul yoktur ifadesiyle kast yasa koyucu peygamberlik olduğunu anladık. Nebilik Allah'ın seçilmiş kullarının ulaşabildiği en şerefli ve en yetki mertebe olduğuna göre nebilikte yasa getirmenin geçici bir durum olduğunu öğrendik. Çünkü Hz. İsa tereddütsüz bir şekilde nebi olduğu halde şeriat getirmeden aramıza inecektir. Öyleyse nebilik mertebesi şeriat getirmenin kesilmesiyle yaratılmışlarda gizlenir. İbrahim'in ailesinin kendisinden sonra gelen İshak, Yakup, Yusuf ve onların neslinden gelen nebi ve resuller olduğunu biliyoruz. Onlar Allah'ın katında nebilik mertebesine sahip olduklarını gösteren açık şeriatlar getirmişlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilmesini istediği salavatın İbrahim'inki gibi olmasını isterken ümmetini ki onlar peygamberin ailesi olan bilginler ve iyilerdir. Şeriat getirmeseler bile, yani bunlar şeriat getirmeseler bile Allah nezdinde peygamberlik mertebesine katmak istemiştir söz konusu kimseler şeriat getirmeyeceklerdir. Fakat yine de Allah onlar adına peygamberin şeriatı içinde bir tür yasa yapma hakkını geride bırakmıştır. Yani içtihat. Peygamber şöyle demiştir. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine merhamet et deyiniz. Yani bir ailesi olması yönünden ona merhamet et. İbrahim'e ve onun ailesine merhamet ettiğin gibi. Başka bir ifadeyle kendisini şereflendirmek için İbrahim'in ailesine nebiliğin verdiği yönden Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ailesine de merhamet et. Böylece onların nebilikleri de yasa yapma özelliğiyle ortaya çıkmıştır. Halbuki sen benden sonra şeriat olmayacağına hükmettin. Dolayısıyla bana ve aileme şeriat getirmeseler bile senin nezdinde nebilik mertebesini vererek merhamet eyle.'' ailesini mertebe bakımından peygamberlere katması, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kemalinin bir parçası olduğu gibi şeriatının geçersizleştirilmeyişi de onun Hz. İbrahim'e karşı bir üstünlüğüydü. Hz. İbrahim ve ondan sonra gelen peygamberlerin şeriatları ise birbirlerini geçersizleştirmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine böyle salavat getirebileceğimizi Allah'ın vahyi ve ona böyle yapılan duanın kabul edileceğini göstermesiyle öğretmiş olmalıdır. Buradan ise bu ümmet içinde derecesi yani şeriat getirmede değil Allah nezdinde nebilerin derecesine eklenen kimseler bulunduğunu kesin olarak öğrendik. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra Resul ve Nebi yoktur ifadesiyle bu durumu açıklamış ve pekiştirmiştir. O halde sona erdiği söylenen şey ferat getiren Resul'lük idi. Allah, nebileri kendi ümmetlerine tanık yaptığı gibi Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ailesini de nebilerin ümmetlerine tanık yaparak peygamberine kerebini göstermiştir. Sonra bu ümmete yani ümmetin bilginlerine hükümlerde iştihat yetkisini vererek iştihatlığının vardığı hükmü onaylamıştır. Onlar bu hükümlerle Allah'a ibadet edebilecekleri gibi kendilerini taklit eden insanlar da bunlarla Allah'a ibadet edebilirler. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem bilginlerinin hükümlerle ilgili iştahatları, önceki peygamberlerin şeriatları ve onları taklit edenlerin hükmü gibidir. Böyle bir arıcılık indirilmiş bir vahiy peygamber olmaksızın herhangi bir nebinin ümmeti adına gerçekleşmemiştir. Öyleyse Allah bu ümmetin bilginlerinin vahyini onların iştahatlarına yerleştirmiştir. Nitekim peygamberine yönelik olarak şöyle der. Allah'ın sana gösterdiği şeyle insanlar arasında hüküm vermen için. Müştehit iştahatında Allah'ın kendisine gösterdiği şeyle hüküm verir. İşte bu yasa koymanın veya şeriat getirmenin kendisi olmasa bile onun bir esintisidir. Binaenaleyn Ali Muhammed yani Muhammed'in ailesi ümmetinin içindeki bilginlerdir. Onlar Allah nezdinde nebilik mertebesinin sahibidir. Bu mertebenin hükmü ahirette ortaya çıkarken dünyadaki hükmü kendileri için belirlenmiş işraatla sınırlıdır. Dolayısıyla onlar din ve hükümlerde sadece Allah katından şeriat yapılmış emirlere göre iştahat ederler. Ehlibeyt içinden herhangi biri bu bilgi ve iştihat düzeyine ulaşabilmişse onlar da peygamberin ehli ve ailesi olmayı kendilerinde birleştirmiş kimselerdir. Bunları örnek olarak Hasan, Hüseyin, Cafer ve diğerlerini verebiliriz. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin sadece ehlibeyt olduğunu zannetmeyiniz. Arapçada kelime böyle kullanılmaz. Allah firavunun Ali giriniz demiştir. Ayette onun seçkin adamları kastedilmiştir. Çünkü bu özelliğiyle al kelimesi sadece dünya ve büyük kıymeti olan kişiye izafe edilebilir. Bunun için bize şöyle dememiz emredildi. Allah'ın İbrahim'i merhamet ettiğin gibi Allah'ım İbrahim merham Allah'ım İbrahim'e merhamet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de merhamet et. Yani toplamı olmaksızın Onların özel varlıkları yönünden değil, zikrettiğimiz yönden İbrahim'e merhamet ettiğin gibi peygambere de merhamet et. Öyleyse söz konusu olan İbrahim'in ailesi içine giren bütün peygamberler yönünden merhamet edilmektir. Salavat'ta onu zikrettik çünkü Hazreti İbrahim zaman bakımından Hazreti peygamberden öncedir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü insanların efendisi olduğu sabittir. Allah nezdinde bu özelliğe sahip bir insana getirilecek salavatın özel varlıkları bakımından İbrahim'e getirilen salavata bağlanması nasıl mümkün olabilir? Öyleyse meselenin tek açıklaması belirttiğimiz anlamda olmasıdır. Bu mesele vakalarımızın içindeki ilahi bir vakadan öğrenilmiştir. Allah'a hamdolsun. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle söylediği rivayet edilir. Bu ümmetin bilginleri diğer ümmetlerin peygamberleri gibidir. Başka bir rivayette ise İsrailoğullarının peygamberleri gibidir denilir. Hadisin rivayeti güvenilir değildir fakat okuyucuyu bu ümmetin bilginlerinin mertebe bakımından peygamberlere katıldığına ikna etmek için hadisi zikrettik. Başka bir hadiste şöyle denilir. Kıyamet günü nebi ve şehit olmadıkları halde bir grup için minberler konulacaktır. Nebi ve şahitler yani şehitler onlara gıpta edecektir. Burada şahitler derken Resulleri kastetmiştir. Çünkü onlar ümmetlerin üzerinde tanık olanlardır. Dolayısıyla bu toplulukla zikrettiklerimizi kastetmiyoruz. Nebi ve şahitlerin onlara gıpta etmesi bulundukları rahatlık ve orada üzüntü ve korku hissetmeyişlerinden kaynaklanır. Nebiler, Resuller ve Nebilerin derecelerinin Varisleri olan bu ümmetin salih kulları ise korkar ve ümmetleri hakkında endişe duyarlar. Söz konusu insanlar ümmeti ya da uyanı olmayan kimselerdir. Onlar tıpkı nebilerin kendilerine inanmaları gibi kendilerine inananlardır. Onların ne ümmetleri ne kendileri için korkacakları uyanları ve bağlıları vardır. Bu nedenle kıyamet günü kendi canları ve başkaları hakkında onlardan, korku kaldırılmıştır. Allah şöyle der. Büyük korku onları üzmez. Yani kendileri ve diğer nebi ve bilginler hakkında bir üzüntü çekmezler. Fakat nebi ve bilginler kendi ümmetleri ve uyanları hakkında korku duyarlar. Böyle korkusuz ve tasasız bir hale ise kıyamet günü gıpta edilir. Cennete girip menzillerine yerleştiklerinde ise mertebeler belli olur. Menziller ortaya çıkar. İlüyün yani yüceler mertebesi akıl sahipleri için belli olur. Bu mesele söylenmesi güç değeri yüce bir meseledir. Daha önce bu meseleyi ele alan kimseyi görmediğimiz gibi bu vakamızda gerçekleşen bilgileri, söylerini de görmedik. Şahit olmuşsa bize ulaşmamıştır. Çünkü Allah'ın kulları içinde kendisinden başkasının bilmediği geziler vardır. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Böylece Hakk'ın kullarına salat etmesinin onların hallerine göre değiştiği açıklanmış oldu. Allah bize değer bakımından kendi katında en üstün olanlardan etsin. Amin. Bizim de kulluğumuz arasına kimse girmesin. Bütün bu söylediklerimizi özetlersek, salavat getiren kişi şöyle demelidir. Allah'ım Muhammed'e merhamet eyle. Onun alini yani ailesini ve seçkinlerini ümmetinden yap. İbrahim'e merhamet ettiğin gibi onun alini ise senin katında Resul ve Nebiler yaptım. Muhammed'in aline de İbrahim'in aline de, merhamet ettiğin gibi İbrahim'in aline merhamet etmen onlara vahiy ve şeriat vermendir. Muhammed'in aline ise sezgi verdin yani hat. Onların içinde sezgi sahipleri vardır. Ayrıca onlar için iştihat hakkı verdin ve onu dince geçerli bir hüküm olarak belirledin. Öyleyse Muhammed'in Ali bu konuda peygamberlere benzemiştir. Burada değindiğimiz hususları iyice araştırırsan gerçeği gerçek olarak görürsün. 49. kısım sona erdi. Onu 50. kısım zekat bölümü izleyecektir.